Saygıyla selamlıyorum. İmam Hatipli olmak bir sevdadır. Benim İmam Hatipli öykümü kısaca anlatayım. Köprü başında camiye gidiyordum. 4. sınıfta annem okuma yazma bilmiyordu. Babam Almanya'daydı rahmetli. Ben de her gün camiye gidiyordum. İmam Hatipli olmak istiyordum illa da. Ancak köprü başında ortaokula başlamak zorunda kaldım. Köprübaşı Belediyesi'nden bir ilan duydum. Sürmeli İmam Hatip Ortaokulu Lisesi açılmış. İsteyen çocuğunu oraya kaydedebilir. Ben de eve gitmeden önce dedim evde belki karşı çıkanlar olur. Tek başıma Sürmeli'de ne yapacağım? Eniştemi gördüm. Enişte anneme selam var. Hemen bugün seni İmam Hatip açılmış Sürmeli'de oraya yazdırsın. Eniştem hemen geldi beni buraya yazdırdı. Ve burada başladım. Ben bütün terbiyemi buradan aldım. Annemden ve bu okuldan aldım. Başka benim terbiyecim olmadı. Hani derler ya, benim Prens Ümüşlü, ben de şu anda İstanbul'da bir okulda İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapıyorum. Öğrencilerde ve insanlarda isteği beyinlerinde iz bırakmak. Benim buradaki başta Ahmet Hoşoğlu hocama en derin saygılarımı sunuyorum. Gerçekten her insanın bir fiziki babası olur ama bu okul ve öğretmenlerim benim terbiye babamdır. Ve bunu böyle görüyorum. Bu okulun temellerinde çok tuğla taşıdık, çok emek verdik. Okul yapımında ihtiyacı belki de vardı o zaman, muhakkak ki vardı. Okulun takvimlerini, hafta sonları ben köprü başına gitmiyordum genellikle. Burada takvimlerini satıyordum. Hatta bir gün hocam bana dedi ki takvim, bir koli takvim verdi. Salı günü buranın pazarı ya. Eğer dedi bu takvim kolisini satarsan yarın sana izin vereceğim okulda. Okula da gelmezsin. Ben o takvimleri aldım gittim. 50 tane aldım. Hatırlamıyorum bir sayısını. Ben sesim de iyi çıkıyordu. Pazarda bir saat geçmedi. 50 tane takvimi sattım. Hemen okula geldim. Hocam bana yine takvim verin. Ya sen izin yok hocam izin istemiyorum. Ben yine takvim satacağım dedim. Ve böylece yani bu bir sevda. Gerçekten İmam Hatip'li olmak bir sevdadır. Bu okulun temelini atarken de Allah selamet versin, İsmail Hakkı Erbaş bir şiir tutuşturdu elime, dedi sen dedi bunu okuyacaksın dedi orada. Orada aklımda kalan bir şey, bir mısrasını, birkaç mısrasını ben sizinle paylaşayım. Diyor ki, şiiri daha sonra bulamadım. İsmail Hakkı Erbaş'ı Konya'da, işte İbrahim ile Abdurrahman Çelik arkadaşımızla ziyaret ettik. Dedim o şiiri bulabilir miyim, o da bilmiyorum, unutmuş tabii nerede olduğunu, kendim yazmış bilemiyorum. Şöyle, başka isim koydum ona adı iman yuvası. İnan şimdi kesildi ceddimin ağlaması. Haykırınca yankılanıyor alemdeki gür sesi. Bir nesil bırakıyor İmam Hatip Lisesi. Böyle uzunca bir şiirdi. Hamdolsun bu sevdayı biz de bu yolda devam ettik. Şu anda dedim ki yine İmam Hatip'te görev yapıyorum. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.